Şimdi SQL Server'da veri ekleme, silme, güncelleme gibi işlemler yapılıyor. Bazen bunların gerçekleşmesi esnasında, gerçekleşmeden önce, sonra ya da onun yerine bir şeyler yapmak gerekiyor. En basitim, bir tane kullanıcı diyelim. Hani demiştim ya birçok uygulamada, birileri sizi sürekli takip ediyor. Mesela kullanıcı eklediniz ya da yetki değişikliği yaptınız kullanıcı için. Hemen sistem yöneticisi bundan haberdar olabilir. Siz yaptığınız anda. Engelleyebilirdi daha önce ama diyelim ki yaptınız ve yaptıktan sonra da bu değişiklik hemen farklı bir tabloda loglanır. Bu loglanan kayıtları da tabii ki yetkili kişiler daha sonra incelerler. İşte şu tarihte şu kullanıcı tarafından bir yetkilendirme yapıldı ya da yeni bir kullanıcı oluşturuldu gibi. Bunu sağlayacak şey triggerlar. Bu triggerlar aslında Microsoft'un deyimiyle kendi kendine çalışan store prosedürler. Yani otomatik olarak tetiklenen store prosedürler. Siz doğrudan trigger'ı tetikleme yetkisine sahip değilsiniz. Yani trigger'ın yapısında yok o. Sadece belli olaylar karşısında kendisi otomatik olarak tetikleniyor. Mesela bir yere hani yaptığımız örnekte create date bir de update date vardı. Ben update date için trigger diye bir şeyden bahsetmiştim. Hani siz create date'i kullanıcı ya da bir kayıt girerken get date fonksiyonuyla default olarak verebiliyordunuz. Ama update date'i başlangıç olarak vermiyordunuz. Vermemeniz gerekiyordu. Çünkü o kaydın güncellendiği sırada kendisinin vermesi gereken bir değerdi. Onu getDate'de de verebilirdiniz. Ama diyelim ki bunu otomatik olarak yapmak istiyoruz. Dedik ki işte kullanıcılar tablosunda bu kayıt yani herhangi bir kayıt update edildiği zaman yani adını değiştirirsin, yetkisini, e-mail adresini fark etmiyor. Bunu değiştirdiğin anda otomatik olarak gidip updated sütununun değerini getDate fonksiyonunu verecek. Yani şu anın tarihini. Bunu otomatik yapan şey trigger işte. Ya da bir tablo var. Buradaki değerleri sildirmek istemiyorsunuz. Ama delete yetkisi var herkeste. Ki bunu da ayrı olarak söyleyeyim. Bunu da değiştirebilirsiniz. Delete yetkisi vermeyebilirsiniz. Herhangi bir kullanıcıya. Ama diyelim ki var. Silebilsin. O sorguyu çalıştırabilsin ama kaydı silemesin. Kullanıcı delay sorgusunu çalıştırdığı anda siz arka tarafta hani aktiflik demiştim ya, is active değerini 1 değil 0 yaparsınız. Bu da o kullanıcının yetkilendirilmemiş olduğunu gösterir. İşte bu tür otomatik tetiklenen işlemlerde SQL Server trigger mimarisini kullanıyor. Şimdi bir örnek vereceğim buna. Öncelikle daha önceki şeyleri temizlemem lazım varsa. Mesela production.product. Bu arada triggerlar şurada. Tablonun altındaki trigger sekmesinde yer alır. İçerisindeki veriye bakayım. Şunları testlerde kullanmıştım. Buraya yeni bir kayıt ekleyeceğim. Kayıt ekleme işleminde de bir trigger'ın tetiklenmesini istiyorum. Trigger'lar birkaç farklı dala ayrılır.
SQL Server'da ve Oracle'da farklı farklı trigger'lar vardır. Mesela SQL Server'da işte after trigger var ve instead of diye iki tür trigger var. Oracle'da after, before, instead of filan var. Burada ayrım şöyle gerçekleşiyor. Yapmak istediğiniz işlem, örneğin bir işlemin yerine, mesela delete dedim ya, silmesi gereken durumda silmek yerine update işlemi çalıştırdınız. O şey, is active'i değiştirme olayı update'tir. Onu kullandığınız zaman instead of kullanmanız gerekiyor. Delete sorgusunun yerine çalışacak. Ama diyelim ki bir işlemden sonra onun logunu tutmak istiyorsunuz. Ona da örnek verdim. İşte birinin kullanıcısını herhangi bir değişiklik yaptığınızda gidip başka bir tabloda log tutacak. Ona da after trigger, yani sonra çalışacak trigger'lar. Bu şekilde kendi içerisinde ayrılıyor. Tabii bunların da kendi alt özellikleri var. İşte güncelleme işlemi yapıldıktan sonra, buna da after insert, pardon, after update denir. Tamam mı? İşte insert işleminden sonra buna da after insert denir gibi bir şekilde söyleyebiliriz. Ama ana olarak iki tane trigger türü var. Şimdi biz öncelikle after trigger'lara bakacağız. Kullanıcı tablosu var mı sizde? Var mı? Olmayanlar şöyle bir şey oluştursun. Olmayanlar el kaldırsın. Tamam. Hemen 5 sütunluk bir yer oluşturun. İçerik olmasına gerek yok. Primary key, identity olsun, kafi. Şimdi bu kullanıcılar tablosunda yapılacak ekleme işleminden sonra bir kayıt eklendiği zaman kullanıcı log diye bir tablo oluşturacağım. Ona bir kayıt ekleyeceğim. Buna log ID diyeyim. Tables'a sağ tık, new table. Bakın kullanıcılardaki kullanacağım 20 karakter olduğu için buraya da 20 karakter vermem gerekiyor. Sifre. Şurası. Olsa da olur, olmasa da. Çünkü buradan alacağımız veriye göre yapacağız zaten. Thank you.
Şimdi bu işlemden önce temel bir örnek yapacağım. Sonrasında bunu kullanacağız. Şimdiden hazırlamış olalım diye yaptık. Şimdi biliyorsunuz nesneler create ile oluşturulur. Create trigger diyerek location insert adında bir trigger oluşturdum. Detaylıca açıklayacağım yazdıktan sonra. Şimdi create trigger nesnelerimiz create ile oluşturuyordu. Trigger ile devam ediyoruz. Adını location insert olarak verdim. Ve trigger'lar iki şekilde nesnelere bağlanır. Öncelikli kural, trigger'lar bir nesneye bağlanmak zorunda ki onu takip ettiği zaman gerçekleşen işlemi fark etsin. Mesela bir tabloya bağlayacaksınız ki o tabloda bir işlem olduğunda önce, sonra vesaire, insert, update fark etmiyor. Bunları fark edip o işleme tepki olarak tetiklensin. Bu nedenle biz şu an table trigger'larına bakıyoruz. Tablolar üzerinde çalışan, bunun sunucu tarafında çalışan, database'de çalışan versiyonları var. Onlar DBA konularına giriyor daha çok. Bizi şu an pek ilgilendirmiyor. Diyorum ki on production product üzerinde çalış. Yani bunu takip et. Hangi olayda ne yapsın? Insert olayından sonra. Bu tabloda veri ekleme işleminden sonra çalış. As begin end blokları. Buradaki işlem sadece bu aslında. Set no count'u biliyoruz. Performans ile ilgili bir alışkanlık olsun diye yazdım bunu. Ve bu işlem gerçekleştiğinde yeni bir lokasyon oluşturuldu diye bir tepki verecek ekranda. Create ettim. Location. Yanlış oldu. Çünkü production.location'da yapmam gerekiyordu. Böyle olmalı. Drop ile siliyorum. Drop trigger. Bakın. Production şemasında oluşturulduğu için görüyor musunuz? Production.product'ın o şema içerisinde olduğu için ben trigger'ı silerken de şemanın adını vermem gerekiyor. Çünkü varsayılan olarak DBO denen bir şemada kullanılır, oluşturulur nesneler. Ama ben bilinçli olarak production şemasını yazdığım için, tablo orada olduğundan dolayı, yani ona bağlı olduğundan dolayı, onu yazdım. Trigger de orada oluşturuldu. Silerken de o yüzden production nokta diyerek silmem gerekiyor, yoksa hata verir. Şimdi tekrar location'da oluşturuyorum. Location tablosu burada.
Trigger'lara geldim. Bakın. Şurada C#'ta eventlerden hatırlayacağımız bir simge var. Otomatik tetiklenecek. Bir nevi event gibi bir şey. Benzer yani. Şimdi insert işlemi yapalım. Sütunlarıma bakıyorum. Veriyi ekleyeceğim. Ekledikten sonra ekranda şunu yazmasını bekliyorum. New location created. Execute. Bakın, veri eklendi. Şurada Beşiktaş, İstanbul olarak. Bundan sonra gitti ekrana new location created diye yazdı. İşte trigger'lar temel olarak bu şekilde işlemler gerçekleştiriyor. Burada update işlemi yaptığınızda herhangi bir tepki olmaz. Çünkü biz insert'e göre yaptık. Örneğin şunu da yapabiliriz ki ileriki örneklerde bol yapacağız. Bir işlem yaptım, bunu al, bunun içerisindeki değeri al, git farklı bir tabloya yaz gibi. Birkaç tabloya mı? Hayır. Şöyle mi diyorsun? Ama aynı anda birden fazla işlem için bir trigger oluşturabilirsin. Mesela insert, update, delete gibi. Saatlerde benim tavanımda hiçbir değişiklik olmaması gerekiyor. O olduğu anda beni uyaracak. Database trigger. Var mı? Tabii. Onlar DBA konularına giriyor ama yapı olarak aynı. Sadece hiyerarşi, işte özellikleri farklı. Şimdi daha önce oluşturduğum bir tablom var. Product log, siz de yapın bunu. Ürünlerle ilgili loglar tutacağız. O en başta oluşturduğum bir tablo var. Log ID falan yazıyor. Bunu ne yapacağız? Kullanacağız. Onun için görmeniz gereken bir şeyler var. Refresh neydi ya? O tabloyu kaydetmek için. Kaydetmek için değil. Kaydettikten sonra ekranda görünmesini sağlamak için. Management suite diyorlar. CTRL-R. İçerikte bir şey varsa siliyorum ben. Sizin yapmanıza gerek yok. Yeni oluşturuyorsunuz.
Şimdi Telegram oluşturuyorum. Product Logger. Production.product içerisinde üzerinde çalışacak. Insert'tan sonra şimdi burada önemli bir konuya değineceğim. O yüzden başlangıçta farklı örneklere girmedim. Temelden anlatmaya çalıştım. Dikkat ederseniz burada bir inserted var. Şu ana kadar bilmediğiniz bir işlem. Bir tablo gibi görünüyor. Ve burada insert işleminde bir select sorgusu var. Yani select'ten gelecek, veri çekme işleminden gelecek kayıtları ben product log tablosuna kaydedeceğim. Product log tablosunda da product id, name, number ve list price var. Onların aynısını da çekiyorum. Çekiyorum ama insert diye bir yerden çekiyorum. Şimdi insert nedir? SQL Server'dan bildiğiniz gibi insert, update ve delete sorguları var. Insert sorgusu olmayan bir kaydı ya da yani şöyle diyeyim, olmayandan kastım benzer bir kayıt değil, yeni bir kaydı eklemek için kullanılıyor. Delete işlemi de, delete komutları da bir kaydı silmek için. Ama update nasıl çalışıyor? Mesela bunu düşündünüz mü hiç? Insert'in mantığı basit. Yeni bir satır açıyor, o satıra yeni bir veri yazıyor. Delete de onu siliyor. Update nasıl çalışıyor? Şimdi update'in çalışma mantığı öncelikle kaydı silip delete ile sildikten sonra o değiştirilmiş olan veriyi insert, yani insert ederek bir güncelleme işlemi gerçekleşmesini sağlamak. Yani veri tabanında update işlemi bu şekilde yapılıyor. İstersen şöyle geçebilirsin. Yok, bu tarafa bakıyorsun ya, kopuk, şey üvey evlat gibi kaldın orada. Matematikçimiz zaten o şey gibi, o üvey takılmayı seviyor. Updated, dediğim gibi, önce var olan kaydı silip, sonra yenisini yazmak için, yenisini insert etmek için kullanılıyor. Trigger'larda da şöyle bir mekanizma var. Siz eklediğiniz, şöyle diyeyim, bunu product tablosuna ekledikten sonra gerçekleşecek bir işlem için yapıyoruz. Eklendiği zaman eklenen veri inserted denen gerçekte olmayan bir tabloda tutuluyor. Eklendi diye. Ondan sonra siz inserted tablosunu sorgulayarak bu eklenen kaydı alabiliyorsunuz. Ama gerçekte böyle bir tablo yok. Trigger içerisinde kullanamıyorsunuz. Tamam? Tekrar edeyim mi? Bir tabloya eklenen veriyi normalde ekliyorsunuz ama aynı zamanda gerçekte var olmayan inserted denen bir tabloda SQL Server tutuyor. Inserted tablosunda eklenenler.
Daha sonradan işte trigger içerisinde ben bunu insert.tan sorgulayarak alıp istediğim yere yazabiliyorum. Böyle bir mekanizma. Bunun aynısının bir de deleted'i var. Onu da göreceğiz. Şimdi inserted'den product tablosuna yazılan en son kaydı alarak bunun değerlerini alacağım ve log tablosuna yazmak istiyorum. Bu da insert işleminden sonra çalışacağına göre doğrudan bunu alıp yazabileceğim. Mantık basit, sadece şurada bir püf nokta var. Çalıştırdım logramı. Ve unutmamanız gereken bir kural. Şurada farklı tablo adı gördüğünüzde kafanız karışabilir. Trigger'lar sorgu içerisindeki tablolarda değil, on kısmında yazılan tablo üzerinde tanımlanırlar. Tamam? Trigger bu kısımdaki tabloda tanımlanır. Yani product log ile hiçbir ilişkisi yoktur. Sadece ona bir veri ekleme işlemi yapmayı sağlar burada. Bunu oluşturdum. Girip bakalım, yani dediğim doğru mu? Production.product. Bakın, product logger adında bir tablo var. Trigger var. Gördüğünüz gibi product içerisinde oluşturulmuş. Değil mi? Bunun üzerinde çalışıyor. Gidiyorum product log'a bakayım. Bakın refresh ettim. Herhangi bir şey yok burada. Burayla ilişkisi yok çünkü. Sadece buraya bir işlem yapacak. Şimdi insert işleminden sonra olacak dedik. Product içerisine bir değer eklemek pek kolay değil. Hani yapısı biraz farklı olduğu için. Buna bir veri ekleyeceğim. Null geçilemez alanlar çok olduğu için epey bir bilgi yazmamız gerekiyor. Şimdi bu
kaydı eklemek istiyorum. Ekledikten sonra ne yapmasını bekliyorum? Söyleyin. Product plugin içinde oradaki tanımlarımız main product tanımlarımız. Değil mi? Şimdi burada çok fazla sütun var ama bunları product içerisindeki yapıdan dolayı, hani null geçilemez alanlar var ya, o yüzden vermem gerekiyor. Ben diyorum ki bunların en önemli olanlar, hani loglamaya ihtiyaç duyduğum şeyler, bunun ID'si, adı, number ve fiyatı. Ben de bunları, bunu eklediğim anda inserted içerisinde olacağından dolayı doğrudan alabileceğim. Ekledim. Bakın test ettik, oldu. Şimdi burada bende farklı olmasının sebebi, şurada fazladan trigger'larım var daha önceden oluşturduğum. Bende iki tane işte one logo. Tamam, doğrusu o. Bende fazla trigger olduğu için birden tetik manyağı oldum. Bakalım şöyle neler olmuş. Bakın işlem başarılı. Bunda bir sorun yok. Anlamak için tekrarlayalım bu işlemi. Diğer kısımları sildim. Trigger'ları. Burada bakıyorum 1001 nolu kayıt. Bunu sileyim. Evet, en son kayıt oydu ya. Tabloda görünür de şey yok. Orada sınırlı sayıda gösteriyor. O yüzden. Şimdi burada da var. Ben bunu da sileyim. Orada sildik. Bitti. Şimdi tekrarlayacağım. Bu sefer sadece iki tane var of affected yazacak. Doğru olan bu. Çünkü önce gittim. Bu kaydı product tablosuna kaydettim. Sonrasında gidip aynısındaki veriyi product log tablosuna kaydettim. Şöyle. Hop. Bakın 1012 olarak geldi. Yaptığım işlem doğru. Bu işlemler aynı anda gerçekleşti. Kaydettikten sonra alabilir. Tabii. Bir şeyi aldı ya, product kaydı. Önce kaydetmesi lazım ki alabilsin. Ama dikkat ederseniz benim işimi gördü bu şekilde. Şunu alayım. Buraya. Bakalım şöyle. Bakın bu da benim eklediğim veri. Null geçilebilir olanları yazmamıştım zaten. Bir nevi özetini almış oldum.